Şimdi bu sosyal medyada düğün mevsimindeydik biliyorsun. Öyle oldu, evet. Düğünler oldu. Bu düğünlerle şöyle oldular, yani aslında evlenmediler. Ben evlendiklerine inanmıyorum. Çünkü bu kadar hazırlanılmış, bu kadar danslarla, manslarla falan filan düzenlenilmiş, koreografi yapılmış bir şeyin evlenmek olmasına imkan yok. Bu başka bir şey. Ay. Bu mesela bir opera olabilir, tiyatro olabilir sinema filmi olabilir. Bir herhangi bir mizansen olabilir çünkü bana tamamen mizansen olarak geliyor. Bir evlilik olarak gelmiyor. Ama Onlar... neden Instagram'dan önce de böyle değil miydi? Hayır, değildi. Şimdi bambaşka oldu. Bak. Bir bakalım, görelim. Merhabalar. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çok beğeniyoruz. Ülkemizin medarı iftarı özellikle İzmir. <laughs> konserinden sonra düğünlere geçmeden önce Tarkan'dan bir bölüm izliyoruz. Birisi bu kendi kendine akletmiş herhalde şey gibi Amerikan Psycho gibi Instagram şeyleri koyuyor. Bu Amerikan Psycho'nun ya da otomatik portakalın adamı gibi. Yani mutlaka psikiyatrlara sormak lazım durumu. Bir izleyelim. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Ben de sizleri çok seviyorum. Alamıyorum ki. Bak, cinayetin hemen öncesi. Cinayetin hemen öncesi. Ne güzel mi şeyler onlar? Ne güzelce mutlu ettiniz beni. <laughs> ne oluyor? Bak nasıl konuşamıyorsun. Ben hey! hayatta konuşamam. Oh! <laughs> Korkunç, bir şey söyleyeyim mi? Ben bu topa korkuyor. girmem. Ben buraya bakacağım şu anda. Arkam <laughs> Arkamı döndüm. Bir şey söylersem linç edilirim korkusu. Ama çok olduk. tatlı çok yakışmıyor mu ama? He? Yani. Bence yani. çok yakışıyor. Çok yakışmıyor. Yakışmıyor mu? Yakışmıyor. Bu şey psycho. psycho. Bırak insanlar eğlensin psycho, biraz psycho da bir ya. Psycho bir Yok olmaz. Şimdi asıl... Oh hadi bakalım. <laughs> çok yakın sanırım. zamanda kendisi videoda şey yaptı bize. Evet. <laughs> evet. Ne zaman çağıracaksın? <laughs> Efendim şu anda belirli bir matematik var. Kendileri ve ekipleriyle görüşüyoruz. Bütün tabii bütün ki, platformlardan sana mesaj gönder. <laughs> evet, evet. Aldım. Bütün TikTok'a bile girdi senin için. Sağ ol, <gülüyor> Ne <gülüyor> kadar vurulacak neresi varsa hepsine vurdu. <laughs> tak, tuk, şak falan. Oğuzhan ne diyor? Senin hakkında bir şey söylüyor. Dur bakayım. Nedir diyor, adı neydi diyor çocuğun o programı yapan. Oğuzhan, ha Oğuzhan mıdır ne zıkkımdır. Bak, ne, yani. ne, ne, zıkkımın köküdür. Ha, ne zıkkımın köküdür ama bir milisaniye sonra şöyle bir şey oluyor. Ne zıkkımın köküdür. Evladım. Ne diyor, evlat diyor. Evet. <laughs> Bizi çağır ama tabii ki elbette başımızın üstünde yeri var. Evet. Peki neden endişeleniyorsun? Yani o siyasi programın bir şov haline geleceğinden mi? Aslında tabii bir tık o da var ama asıl endişem şu. Formatın bozulması çünkü formatın karşılığı şu bize bir siyasi lider gelecek yalnızca karşıt görüşleri dolduracağız şimdi e, beyefendi'nin karşıt görüşü şu anda yok yani mesela What? Var mı? Yani bilmiyorum. Çocuklar araştırıyor. Biz önümüzdeki değil mi takvimde kendisini Sayın Sarıgül'ü de davet edeceğiz elbette. Ama bizde istediğimiz şey şu mesela. Ona Çocuklar soru karşıt sorusu... görüşü mü araştırıyor? Araştırıyorlar şu an ara, evet. Yani çünkü gerçekten çok sempati duyuyor insanlar. Ve hep bir tebessüm var kendisinin ismi anıldığında. Doğal olarak ona mesela diğer partilerdeki gibi işte şunu soracağım ve mort edeceğim onu diyen yok henüz değil mi? Öyle bir karşılık alamadık henüz. Evet ama henüz. biz bizim siyasi geleneğimizde Hı -hı. biz parti liderlerini en iyi canlandıran e, oyuncuların parti lideri olduğunu düşünüyorduk. Evet. Yani bana sorarsan Süleyman Demirel Zeki Alasya'ydı. Değil mi? E, Necmettin Erbakan da Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. E, Metin Akpınar'dı. Evet. Necmettin Erbakan Yani biz bu bu şeyler, bu komedi şimdi Tayyip Erdoğan da canlandıran çok da bir güzel, çocuk var. çok evet, da evet. dikkatli bir şekilde canlandıran Müthiş. bir genç adam var. Müthiş. Müthiş yapıyor. Mutlaka çok sempatik gösteriyor. Evet. Mutlaka çok sempatik gösteriyor. Ve bu taklitlerde eğer taklit kendi eleştirisini de içinde barındırıyorsa... Yani bize de hitap ediyorsa... Diyelim Hı -hı. ki biz muhalifiz iktidara. Evet. evet. E, o zaman muhalefetini de yapıyorsa eleştirisini de getiriyorsa ki komedi mutlaka muhaliftir. 2-2 i̇ki, iki daha 4 başka komedi olmaz. Evet. İktidar yanlısı komedi olamaz çünkü. Evet. Komedi muhaliftir. Komedi tiyatrosu muhaliftir. Başka çaresi yok yoksa seyirci gülmez halk gülmez. Bitti gitti. Güldür, Şimdi, güldür de öyle. Nasıl dolayısıyla şey o zaman Bizdeki bütün liderleri aslında komedyenler sempatik hale getirmiştir. Evet. İnsancıllaştırmıştır. Evin içine sokmuştur. Ailenin bir parçası haline getirmiştir. Tabii. Kutuplaşma yok muydu Türkiye'de? Hep kutuplaşma Recep oldu. Recep Tayyip ama... Erdoğan'ı pazarda gördük mesela. O çocuk canlandırdı. Ya. Arabada gördük. Sohbet ederken gördük. Ve işte... Aslında çok enteresan bir şey yapıyor. Ee, i̇smini getiremiyorum şimdi. Ben de ama bu arkadaşın yaptığı Hı -hı. Cumhurbaşkanı taklitleri evet. ve onun ana muhalefet liderine olan haspahali, evet. anışındaki güzellik, evet. Kılıçdaroğlu şudur budur falan filan diye, Bay Kemal diye <laughs> evet, evet. o yaptığı şakalardaki e, insancıllık, evet. tatlılık, kardeşlik hissi aslında büyük bir nasıl söyleyeyim sana büyük bir zevk veriyor. Isterken. Evet tabii. Keşke tabii. böyle olsa dedirtiyor. Kesinlikle. Evet peki e, devam edelim. Burada aynı zamanda <laughs> Burada aynı zamanda bir sanat var. Aynı zamanda bir sanat var. Dur. Burada aslında nasıl bir görüşü yok? Var. Çünkü ka kaç video önce Kahramanmaraş eee dondurmasını etti Yerli malı meselesinden geliyor. Evet. O kahveyi içme, Türk kahvesi iç. Bunu yap, bunu tabii, ye diye. Bak, fikri takip var. Tabii ki. Ne diyorsun? Tabii ki. Evet devam. Onu İtalya'da Fransa'da bulamazsın. Gel ancak bizde bulursun. Ben şu anda yayı çeksem. Anne şu anda yayımızı çeksek. Bir anda bıraksak 50 jetonu çeydesi gelir mi? Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ekran kaydım açık çeyaten Allahım. Şimdi bu bahsettiğimiz geçen sosyal medyada <laughs> evet. başka sosyal medya güzel örneklerin alındığı bir şey oldu ama Hı. burada da bir e, sipariş ve bir tür tırnak içerisinde dilencilik söz konusu değil mi? Senin söylediğin buydu zaten. Çocukların yanlış anladığı, bundan bahsettiğini anlamamaları. Evet, buydu. Çünkü evet. bu bu hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden para getirecek olan e, neyse hı hı. ona karşı hadi arttır 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 gibi bir şey yapıyor. Burada bir üretim yok ve bir şey dikkatimi çekti. Arka arkaya <laughs> geliyor bu e, şeylerde. Ee, para ver şey gönderiyorlar sen daha iyi açıklarsın evet onu. yani bir şekilde adam kazanıyor yani parayı evet oradan bir şey gönderiyor hı hı hı. da çay gönderiyorum bilmem ne gönderiyorum Tabii, falan evet. filan gibi hepsi yemek yiyor bunların hı hı. ve ortam çok fena evet. çok fena ama bunu şurada bağlayabiliriz yani bir kahvaltı yani. tabağı var bir yemek hı hı hı. tabağı var iptidai bir görüntü var ve böyle hadi bana gönder diye yalvaran dilenen insanlar var. Bu ama şunun etkisi de olabilir. Yani bunu yine ana akım medyaya laf söylemek için söylemiyorum tabii ama yani evlilik programlarında da Ayşe teyze ile Mehmet amca evlenecek mi diye izlemek yerine Ayşe teyzelerine mikrofon verildiğinde metalik adam bir şarkı söylesin de kendini yerlerde yuvarlasın diye izleyen de çoktu. Yani bizim memleketin insanı meçhup izlemeyi seviyor. Evet. Ya ben bu kadar delirmedim, yok ben bu kadar düşmedim demek için mi izliyorlar. Onu elbette ben bilemem. E bu e, işin uzmanlarıdır ama. Var yani bir meçhup seviyoruz. Birileri taklasın, kendini rezil etsin. Başkasının adına utanmak diye bir şey var. Bir de başkasının yaptığı rezillikten tatmin olmak diye bir şey var galiba ve bizde tatmin olanlar utananlardan fazla galiba. O yüzden bu çocuk şimdi bunu yapıyor diye bu çocuk kızamam. Benim burada kızdığım ona o paraları gönderen binler. Gönderiyorlar mı? Gönderiyorlar tabii? tabii. Yoksa ha. yani tabii. Tabii. Bir de bu, bu yani bilinçsizce buna para harcayan insanlar. Çok insan büyük paralar kazanıyorlar Okan abi. Ha. Tabii. Peki. Hmm.